Selam arkadaşlar, yeni bir vloga hoş geldiniz. Bugün Salı günü ve bugün Markus'un göz ameliyatı var. Yani gözü lazerle ameliyat olacak. Sanırım ben ondan daha heyecanlıyım gerçekten. Markus şimdi yukarıda giyiniyor falan. Ben de ilaçlarını çıkarttım buzdolabından. Size göstereyim. 4 çeşit göz damlası. Bir tane şöyle göz damlası, bir tane şöyle göz damlası, bir tane şöyle, böyle bir tane ve şöyle bir tane arkadaşlar. Hadi bakalım, saat 12'ye doğru daha çeyrek var. Yola gideceğiz saat 2'de. Bakalım orada çekebilir miyim falan. Gerçekten ondan daha heyecanlıyım. Biraz korkuyorum da. Sanki neden korkuyorum? O kadar insan lazy oluyor falan bilmem ne. Ama kıyamam ben ya ona. Hadi bakalım. Biz arabadayız. Markus yanımda. Markus'un var ya hiç ama hiç heyecanı falan yok ya. Ben ölüyorum heyecandan. Du bist überhaupt nicht aufgeregt, ne? Aber ich dafür ben ama o kadar çok yani. Nasıl hissediyorsun kendini? Nasılsın? Wie fühlst du dich? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok da kibar. Nasılsın? Ben de iyiyim. Arkadaşlarım da iyidir. %100. Stuttgart'a gidiyoruz arkadaşlar. Jetzt, soll ich mal kurz erzählen, was da gemacht wird? Ja, kannst du. Also nur kurz für mich zur Info. Also es wird zuerst quasi, so wie ich das verstanden habe, deine Hornhaut wird quasi begradigt. Oder? Weil sie an manchen Stellen dicker und dünner ist. Die wird mit einer Alkohollösung aufgeraut. Aufgeraut? Mhm. Ja, wie eine Schürfwunde. Mhm. Und dann wird es mit einem Laser quasi die Linse nochmal nach... Gelasert halt. Genau. Und danach kriegst du eine harte Linse auf dein Auge. Eine weiche. Eine weiche Linse auf dein Auge. Eine Schutzlinse, ja. Eine Schutzlinse. Okay, Markus, şimdi bana anlattı tam olarak nasıl olacağını. Şimdi bir Acid Alkohol, ist es eine Art Säure oder ist es eine Alkohollösung? Sowas in der Richtung. Ja. Bir Acid veya bir Alkohol, yani içinde Alkohol olan bir suyla gibi bir şey. İşte Hornhaut'u, Hornhaut nedir ben size yazarım altına. Soyulacak mı diyeyim artık yani böyle silinecek, edilecek. Ondan sonra laserle 2x4 Sekunden jedes Auge, gell? Ondan sonra laserle 2x4 saniye sol tarafına, 2x4 saniye sağ tarafına laser olacak. Yani laser sadece 16 saniye sürecek. Ondan sonra yumuşak bir tane lens koyacaklar gözlerinin üstüne. Yani koruyucu lens, ne bileyim içine toz falan kaçmasın gibisine. Ve bu bütün süre 2,5 Stunden dauert die ganze Prozedur, ne? Ohne Wartezeit. Ve bu bütün bu zaman yani 2,5 saat sürecek arkadaşlar. Saat 2'de terminimiz var. Saat 4.30'a 5'e kadar falan yani sürecek. Ondan sonra gene eve geleceğiz. Ve cumartesi günü gene klinik doktoruna gideceğiz. O zaman o lensi çıkartacak Markus'un gözlerinden. Dediğim gibi o zamana kadar işte damla, krem bilmem ne falan kullanması gerekiyor. Eine liebe YouTuber-Kollegin aus Belgien, die heißt Esra, die hat mich gefragt, weil sie hat vor 14 Jahren in der Türkei für 700 Dollar, glaube ich, oder waren es 800 Dollar, in der Türkei ihre Augen gelasert und sie meint, 2.500 hat sich jetzt für sie sehr viel angehört. Wieso willst du es nicht in der Türkei machen oder wieso? Keine Ahnung. Weil die Nachbehandlung hier vom gleichen Arzt gemacht wird, der es gemacht hat, sozusagen. Sonst müsste ich jedes Mal in die Türkei. Ja, und dann halt noch Urlaub nehmen, ne? Musst du ja halt auch noch. Arkadaşlar, Esra, çok tatlı, çok sevdiğim bir YouTuber arkadaşım. Bana geçen videonun altısında yapmıştı. O 14 mü? 11 sene önce 700 veya 800 dolar vererek Türkiye'den yaptırmış gibisine. İşte 2500 euro çok fazla para olacak gibisine demiştim. Hem ona hem size de cevap vereyim. Neden Markus Türkiye'de yaptırmıyor gibisine veya kann man das auch in Polen machen lassen? Stimmt. Veya Polonya'da falan neden yaptırmıyor gibisine. Arkadaşlar ben onu da söyleyeyim. Şimdiye kadar hiçbir kimseyi tanımıyorum Türkiye'de
veya yurt dışında işte gözlerini yaptıran. O yüzden yani böyle bir tanıdığım olsa falan, hadi gene dersin ki, hele Türkiye'de tanıdığım olsa, çünkü İstanbul'da daha çok olduğu için, tabii ki İzmir'de de falan vardır. Ama biz neden Türkiye'de yaptırmadık arkadaşlar? Çünkü en az böyle bir hafta falan tatil almamız gerekiyor işlerinden ve bu sene gerçekten yani tatiller bayağı bir kullandığımız için sadece 1-2 haftamız daha kaldı yani bu sene için. O yüzden dedik ki tamam, Almanya'da yaptıralım gibisine. Hem zaten bu sene için termin falan almıştık. Bir o yüzden ve 2500 euro arkadaşlar, yani Almanya'da birkaç sene önce falan baksaydınız fiyatları, o zaman daha da pahalıya geliyordu aslında. Almanya'da yani sadece bir göze 2000-2500 euro falan ödeniyordu. So, ich schon recht drüber. Yeah. O yüzden biz şimdi dediğim gibi işte 2500 euroyu iki gözü için, hem de onu da bilmiyorum işte, Almanya'da yaptırdığımız için bakalım, yani öyle bir şans da var. Markus'un özel sigortasından parayı geri alma gibi bir şey. Sanırım Türkiye'de yaptırsaydık o zaman parayı geri alamazdık. O yüzden yani burada gene de biraz şans var almak için. Soll ich noch weiter vorfahren? Was komme ich eh nicht hier hin? Öyle arkadaşlar, sonra gene çıkıp biz geldik. Königs Passage'ın yukarı tarafında Carevision denilen bir nasıl diyeyim ben size, bir hastane mi veya bir terapi yeri yani. Saat kutlu Markus'un termini var. Diye bekliyoruz. Heyecan var mı? Aufgeregt? Markus hala heyecan değil. Heyecanlı değil. Ben heyecandan patlıyorum. Evet arkadaşlar, Markus'u içeri aldılar. Saat 2'de ilk önce bir tane sakindirici hap verdiler. Saat şimdi 3'ü çeyrek var ve içeri aldılar. Yarım saat 45 dakika sürecekmiş. Ben biraz dışarı çıkayım, temiz hava alayım çünkü heyecanlıyım. Selam arkadaşlar, yanımda Markus oturuyor. Çıktık. Markus'un ilk çıktığında öyle anlatayım ben size. İlk çıktığında işte gözleri kan çanağı gibi kıpkırmızıydı falan ama ağrısı falan yoktu. Doktordan çıktık. İşte bir saat sonra damla almasına gerekiyordu. Bir ha dedik, yani karnımız da aç olduğu için oradan bir yemek yemeye gidelim. Yemek yemeye oturduk. O zamandan beri arkadaşlar Markus'un çok çok feci ağrısı var. Gözlerinden çok feci yanıyor. Sağ gözü ama sadece sağ gözü, sol gözünde bir şey yok. O zamandan beri işte her 15 dakika, her yarım saat bilmem ne değişik göz damlalarını alması gerekiyor. Kıyamam gerçekten. Şimdi gözlerini falan açamıyor zaten. Gözlük taktı ve yanımda oturuyor ve umarım çabuk eve gideriz ama akşam trafiği Stuttgart'ta şehrin ortasından buraya kadar, yani otoyollara yakın, normalinde 10-15 dakikalık yolu bir saatte yaptık. Bakalım daha ne kadar sürecek. Umarım çabuk eve varırız. Markus yatar, uzanır. Ondan sonra bir türlü inşallah. Ama doktor demiş yani 40 saat boyunca demiş. Şimdi bayağı bir yanma ve acı olacak. O yüzden zaten ağrı kesici falan da yazdı doktor. Onu zaten hemen yemekten sonra aldı. İnşallah Allah şifa versin. Çabuk geçer. Geçmiş olsun hepimize. Bir vlogu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Artık bugün ben size daha ne çekeyim. Biraz üzgünüm. Üzgün değil de yani kıyamıyorum gerçekten. Çok çok yani acıyor diyor. Ama tutuyor kendisini falan. Hayatında bu kadar acı da yaşamamış. Yani o yüzden umarım vlog hoşunuza gitmiştir. Size başka nasıl bilgilendirme verebilirim? Anlattım aslında. Tam nasıl Markus size anlatmıştı, işte öyle yapmışlar. Markus girmiş. Ondan sonra gözleri böyle açık kalsın diye metal klama diyorlar. Yani tutmuşlar. Ondan sonra böyle ne kulak temizleyicisi var ya, böyle ön tarafı pamuk gibi. Onun içinde işte alkol mü asit mü ne var. Gözünün ilk tabakasını işte biraz silmişler etmişler. Ondan sonra işte lazer ışığına bakması gerekiyormuş. Ve Markus dedi ki gerçekten o yanık, artık Hornhaut mu diyeyim artık bilmiyorum falan, o koku burnuna gelmiş. En kötüsü oydu diyor. O kokuydu diyor.
Öyle yani, ilk çıktığımda dediğim gibi yani gözleri kanı çanağı gibiydi ama yani ağrısı falan yoktu. Sonradan başladı. O zamandan beri zaten damlayla falan biraz iyileşecek diye umuyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Dualarınızı eksik etmeyin. Lütfen Markus çabuk iyileşsin. Kendinize lütfen iyi bakın. Bye bye.